Rafadan Gazete. Bitirdin mi? Evet, sonunda. Ha? Bu ne? Haber. Yaklaşık 3 aydır mahalle maçlarında kullanılan ve medarı iftiharımız haline gelen beyaz futbol topunun havası çıktığı onca maça ve neredeyse her gün oynanan tek kale, Japon kale, 12 gibi oyunlara rağmen bir milim bile inmedi. Böyle spor haberi mi olur? Ne yapayım Mert? Milli takım oyun alanında Dünya Kupası'na hazırlanıyordu da yazmadık mı? İlk başlarda ne güzel şeyler yazıyordun. Bütün haberleri tükettik. Bir sonraki mahalle maçına da daha bir hafta var. Basra amcayla Rüstem abinin pimpon maçı var bugün, onu yazsana. Masa tenisi mi? Ondan haber çıkar mı ki? Neden aklınıza spor denince yalnız futbol geliyor? Bence maçları bitmeden git. Haberi kaçırma. İyi bakalım. Gidiyorum o zaman. Benim hemen dönmem lazım. Siz o arada bunları yazarsınız. Benden bu kadar arkadaş. İşte yazım. Hatta son yazım. Sayfaların arasında istifa mektubum da var. Emekli olup gün yapılmayan bir mahalleye yerleşeceğim. Maalesef emekli olamazsın abicim. Çünkü okuyucuların cevap bekliyor. Bittim ben. Fotoğrafları getirdim. En iyisini seçtin mi? Sadece bir tane lazım da. Bir tane mi? Bu kadar fotoğrafı boşuna mı çektim? Bu arada ninem atıştırmalık bir şeyler gönderdi. Sevim, parkın fotoğrafları nerede? Eyvah, parkı unuttum. Sonunda bitti. Yazıların hepsini temize çektim. Galiba parmaklarımı hissetmiyorum. Anlaşıldı. Mola yok. Ben de parka gidiyorum. Bu sayfanın fotokopileri bitti. Şimdi sıra diğer sayfada. Abi, uyansana. Vesikalık fotoğraf mı çekiyorsun? Tam uyuyakalacak yeri seçmişim. Normalde uyuma işini Kamil abi üstlenirdi. Ne bileyim, makinenin ışığı sürekli yan sön olunca uyutmuş demek ki. Anneciğim, çatlayacağım artık. Tamam canım, komik de o kadar da değil. Ondan değil, yemeklerden. Abi, yemek dedin de aklıma geldi. Fatma nine yiyecek bir şeyler göndermiş.
Ben koşuşturmaktan pek bir acıkmışım. Sen de ister misin Hayri abi? Aman aman! Yemek gösterme bana! Çek onları gözümün önünden! İlk başta güzel iş dedik de benim de bir kapasitem varmış. Aklıma yemek getiremez oldum. İşte parkın fotoğrafları. Dönerken pimpon maçının fotoğraflarını da çektim. Ne kadar hızlı oynuyorlardı değil mi Kamil? Hem de nasıl. Topu takip etmekten boynum tutuldu. Olimpiyatlara katılsalar altın ve gümüş madalya garantimiz var. Siz ne yaptınız? Kaç sayfa kaldı? Neredeyse bitti. Sadece sizin yeni getirdikleriniz eklenmedi. Bir de bu sayfaları ayırma işi kaldı. Ne yapalım? Hep birlikte yapacağız. Bakalım bizimkiler bugün neler yazmış. Yağmur borularındaki gizem. Mahallemizde bildiğiniz üzere günlerdir bir gizem konuşulmakta. Hemen hemen her apartmanın yağmur borusundan kaynağı belirlenemeyen sesler gelmekte. Rafadan Ses bu olayı aydınlatmak için kolları sıvadı ve ses geldiği iddia edilen çeşitli boruları günlerce gözledi. Bu sabırlı bekleyiş sonunda bize bir ipucu kazandırdı. Bu çakılın çatıdan gelmesi çok anlamsızdı. Ve çatıda başka bir çakıl taşı görünmemekteydi. Mahalledeki diğer çatıları benzeri bir durum için gözlem altına almıştık. Ama uzun bir süre hiçbir şeye rastlamadık. Ve o an ekibimizin önemli üyelerinden Yumak oyun alanında bir şey fark etti. Bir karga oyun alanında çakıl topluyordu. Olayı aydınlatmamıza az kalmıştı. Sesin kaynağı çakıl taşlarıyla oyun oynayan bir kargadan başkası değildi. Evet sevgili okurlarım. Mahallemizdeki bir başka altın günündeyiz. Yine sohbet eşliğinde harika bir sofra, yine hünerli parmaklardan çıkma çeşit çeşit yemekler. Yemekleri bu sefer saymayacağım. Bir günde bulunması gereken her yemek fazlasıyla yapılmış. Hayricim, o yemeklerin hepsi bitecek ona göre. Nasıl yani? Bunlar servis tabağı değil mi? Olur mu canım? Biz yedik zaten. Onların hepsi senin. Benim mi? Yemek gezgini Hayri Usta. Ah Hayri ah.
güzel maçmış hakikaten. Demek rakibin Basri oldu. Veda? Ne vedası bu şimdi? Karnım. Gözüm. Parmaklarım. Ellerim. Boynum. Ayaklarım. Çocuklar, hayrola, iyi misiniz? Pek değil usta. Bittik, harap olduk. Gazetede veda yazmışsınız. Ne vedası bu? Bu gazete çıkarma işi bizi çok yoruyor usta. Biz de bitirelim artık dedik. Olur mu çocuklar? Bütün mahalleli sizi okuyor. İyi de Saadettin usta. Her gün yetişemiyoruz artık. Hem okul da var. Doğru diyorsunuz. Ama sizi okumak da çok keyifli oluyordu. Gazete değil de aylık dergi yapsanız. Dergi mi? Bu çok iyi fikir. Bol bol vaktimiz olur. Ben spor haberlerine devam ederim. Ben de yemek serüvenine. Sanat ve müzik de bizim. Ben de hayvanlar alemi bölümü yazarım. Mahallemizde görülen hayvan türleri. Hatta ilk hayvan karga olur. Karga mı? Bizim mahallede karga ne keser? Nereden geldi o? Yukarı bakın. Gördün mü Kamil abi? Nasıl bakayım? Efsane pimpon maçı sonrası boynum tutuldu. Kamil evladım, o zaman Basri ile benim maça sen gelme. Boynun daha kötü olabilir.